Bu yıl 22.si Munzur Kültür ve Doğa Festivali. Amacı tamamen doğamızın üzerinde ya da kültürümüzün, inancımızın üzerindeki asimilasyon, doğa tahribatına karşı onu önlemek için halkın birliğini, dayanışmasını geliştirmek, yani onu büyütmek için yapılmış bir festival. Antidemokratik uygulamalara, orman yangınlarından tutun, barajlar meselesi vardı, hidroelektrik santrali biliyorsunuz. Şu arka tarafımızda akan Munzur suyu üzerinde 8 tane hidroelektrik santrali planlamışlardı. Amaç burayı sular altında bırakıp coğrafyamızı insansızlaştırıp istediklerine ulaşmaktı. 25 yıldır yaklaşık olarak işte ilk 2000'de yapıldığında tamamen buna, barajlara yönelik bir festivaldi. Onda halkımız kenetlendi, karşı durdu. Barajlar projesi şu anda gündemde yok. Halkın temel sorunlarına değinildiği için, insanlar yan yana geldiği için, birlik ve dayanışmayı güçlendirdiği için festivalin çok büyük önemi var. İnsan katılımı açısından baktığımızda, bunu matematiksel olarak hesaba vurduğumuzda 100 binleri aşan bir insan katılımı var. Şimdi bu insan katılımı sıradan bir katılım değil, basit bir katılım da değil. Öyle insanlar sadece gelip eğlenmek için bu festivale gelmiyor. Festivale gelirken de bu coğrafyada yaşanan tüm antidemokratik uygulamalara karşı da aynı zamanda da tutum sergiliyor. Burada işte bir dil sorunu var, bir kültür sorunu var, bir coğrafyanın tahribatı var, ekolojik tahribat var. Ekosistemi tamamen bozulmuş bir durumda. Bundan 20 sene önceki Dersim'le 20 sene sonraki Dersim'in ekosistemi aynı değil. Çünkü coğrafya üzerinde hem bu savaşlar nedeniyle yaşanan ülke içinde ve ülke dışındaki kullanılan silah malzemeleri, işte bombasıdır, şuydur, buydur. Bunlar hepsi baktığımızda bu coğrafyayı zehirlemiş durumda. Dersim halkı bunun bilincinde. Dersim'den mesela tarihi, soykırım ya da işte Alevilik, inanç, dil, kültür, bunun üzerinde hemen hemen her gün bir panel vardı. Kadın konusunda panel vardı, ekoloji meselesinde panel vardı, gençlik konusunda panel vardı. Bu halk bu festivali takip ediyor. Yani bu açıdan da ben olumlu ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Tabii ki ülkenin bütün meselelerini 4 güne sığdırma şansımız yok. Yani birinci gün Dersim'de konser vardı. Ama konserden önce etkinlikler vardı. İşte paneller vardı, sokak etkinlikleri vardı, çocuk tiyatro oyunları vardı, film, sinema gösterimleri vardı. Yani bunlara baktığımızda kültürel anlamıyla da çok önemli bir etkinliğin olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki insanlar çıkıp türkü şarkı söylerken eğlendikleri gibi, ama yarım saat önce bu ülkenin temel sorunlarıyla ilgili konularda da panellere katılıp söz alıp soru sorabiliyor, yorum yapabiliyor. Bizim festivalimiz toplumsal dayanışmayı geliştiren, büyüten bir festivaldir. Bu konuda da hem sanatçılarımıza hem tüm katılımcı dostlarımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum. Evet, sanatçı da bu durumdan muzdarip. Sanatçı da bu coğrafyada yaşanan, hatta ülkenin hemen hemen diğer bütün bölgelerinde aynı sorunları yaşıyoruz, ama Dersim toplumu biraz daha bu noktada örgütlü, bu noktada biraz daha bilinçli, soruna sahip çıkabilecek bir durumda, bir pozisyonda. Yani o açıdan hani festivalimizin gerçekten önemi büyük. Bu sene sanatçıların duyarlılık meselesi üzerinden katılımları çok önemliydi. Yani dışarıda hep konuşuyorlar, sanatçılara yüksek miktarda ücret ödeniyor. Öyle bir şey yok. Bu aslında dayanışmanın da başka bir örneğidir. Bunun da görülmesi gerekiyor. Diğer burada Dersim'de ormanlarımız ateşe verilirken hemen yanı başımızda Diyarbakır'da da yapılıyor, Urfa'da da yapılıyor, Mardin'de de yapılıyor. Yani bu coğrafyanın genelinde bir bütün olarak yaşanan bölgelerde yaşanan tüm antidemokratik uygulamalar her tarafta yapıldığı için doğallığında buradan da öyle bir etkinlik olduğunda Dersim dışındaki insanlar da bu meselenin bir parçası olarak kendini görüyor. Dolayısıyla da yani bizim kadar onlar da bu sürece gelip katkı ve destek sunmak istiyorlar. Sağ olsunlar, bu da bir dayanışmadır yani. Sonuçta halkların birbirleriyle olan dayanışmasıdır bu. Yani Türk'ü de geliyor, Kürt'ü de geliyor, Sünnisi de geliyor, Alevisi de geliyor. Bu açıdan Dersim önemli bir coğrafyadır. Ya da işte bizim dışımızdaki bütün hani bu coğrafyanın bir bütün olarak baktığımızda bence şeyler aynıdır. Sorunlar aynı olduğu için o açıdan evet bir dayanışma var. Bu gözle görülen bir şey. Bir etkinlik yaparsınız. Bu etkinlik sonucunda yani biz çaldık, biz oynadık, biz biliriz, biz yaparız mantığından ziyade kolektif bir çalışma var burada. Yani hem belediye, hem buradaki siyasi kurumlar, sendikalar, Dersim kurumları, işte en önemli objelerden bir tanesi Dersim Denekleri Federasyonu'dur. Dersim'e ait özgün bir kurumdur. Biz festivallerle ilgili, festivalden sonra halkımızla irtibat kuruyoruz, ilişki kuruyoruz, soruyoruz.
Yani bu 4 gün süre içerisinde nasıl bir festival oldu? Eleştirileriniz nelerdir? Önerileriniz nelerdir? Objektif olarak düşündüğümüzde önümüzdeki yıl bu sene öne çıkan sorunlarla ilgili onların yaşanmaması için daha dikkatli, daha tedbirli olmak zorundayız. Eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasını uygulayarak hatamız neyse, eksiğimiz neyse o eksiğimizi de görerek bu hatayı daha böyle aza düşürecek bir şekilde bir festival örgütlenmesini doğru buluyoruz. Bu bölgeye 56 bin hektar dönümlük arazi üzerinden Dersim'in dört bir tarafını çeviren bir maden projesi var. Bizim halkımızın bu projeye kesinlikle geçit vermemesi, bu projenin karşısında durmasını, daha fazla birliği, daha fazla dayanışmayı mutlaka sağlaması gerekiyor. Kendi kültürünü koruyabilmesi için, yaşayabilmesi için, daha etkin hale getirebilmesi için bulundukları her alanda kendi kültürlerini daha fazla öne çıkarmaları gerekiyor. Dil meselesiyle ilgili, evet zonuma ben findi, yani dilimiz kayboluyor ama bu dilin kaybolmaması için de Dersim halkına bir çağrımız var. Herkes mümkün oldukça öncelikle kendi evinde çocuklarıyla, eşleriyle, akrabalarıyla, komşularıyla sohbet ederken, misafirlik yaparken mutlaka dilimizle yapmalı. Mutlaka dilini kullanmalı. Yoksa öbür türlü bildiğiniz gibi bizim dilimiz Kırmançki dilidir. Kırmançki dili en çok kaybolan diller arasındadır.